Başkanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu sıcacık karşılamanız için tüm Beykoz'da hemşehrilerimize ve balıkçı esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcımız aramızda. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan Yardımcım. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım. Kooperatiflerin, birliklerin sayın başkanları ve yöneticileri, küçük balıkçı esnafımız, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sayın ilçe başkanları, il yöneticileri, çok değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Öğretmenler Günü kutluyoruz tüm öğretmenlerimizin. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin hep yan başında olduk. Onların nerede ne ihtiyacı var hepsini tek tek birlikte tespit ettik ve elimizden geldiği kadar ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Bugün burada vira bismillah diyerek ekmeğini alın teriyle denizden kazanan küçük ölçekli balıkçı esnafımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun fayda sağlayacak bir dağıtım törenindeyiz. Koruyucu donanım desteğimizi bugün küçük esnafımızla buluşturacağız. Bu güzel buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Neler yaptık? 4 yıldır küçük esnafımız için bir filmle toparladık ve dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Bir filmle başlıyoruz lütfen buyurun. İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. 2021 yılında 1200 küçük ölçekli balıkçımıza tene bakım ve ekipman desteği yaptık. 2022'de bu sayıyı 1300'e çağırdık ve bu yıl 1321 küçük ölçekli balıkçımıza daha ulaşarak balıkçılarımızın hem ağlarını hem umutlarını güçlü kılıyoruz. Daha yaşanabilir, daha güzel bir İstanbul birlikte mümkün. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bazı meslek grupları erkeklere has adlanır. İşte İETT şoförlüğü, metro kullananlar gibi. Balıkçılık da belki öyledir ama kadın balıkçılarımızın sayısı da azımsanmayacak ölçüde çok. Bakar mısınız? Azız ama buradayız diyor. Ve lütfen alkışlarınızla bugün bize ilk olarak duygularını paylaşmak üzere Necla Köseoğlu'nu davet ediyorum. Necla Köseoğlu yazıcı, kadın balıkçı üreticimiz. Lütfen buyurun Necla. Merhabalar. Öncelikle nazik davetiniz için, konuş hakkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Balıkçı Camiası'na geçmiş olsun diyorum. Böyle bir felaketi yaşadığım için, yaşadıkları için. Ben niye bugün böyle oldum anlayamadım. Normalde canlı yayında çıkıyorum hep. Yani bugün böyle oldu. Öncelikle İBB'yi ve başkanımız nezdinde herkesi kutluyorum. Balıkçılık tanımı olmayan bir mesleği, ülkemizde maalesef hala meslek olarak kabul görmemiş bir mesleği önemseyerek tarihinde bir ilk böyle bir destek yaptıkları için kutluyorum.
Umarım diğer belediyelere de emsal teşkil eder. Öğretmenler Günü de başta Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun ışığında aydınlık cumhuriyetçi nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ahirete intikal etmiş olanlara da rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yalnız şurada bir noktayı ilave etmek istiyorum. Geleneksel kıyık balıkçılığına yapılan yardım çok güzel, çok işimize yarıyor. Fakat bir eksiklik var, onu söylemek istiyorum. Epoksi macun veriyorsunuz ama yanında yağlı boya, beyaz yağlı boya veriyorsunuz. Epoksi boya olsa daha gerekli olur. Çünkü o boyayınca üstü atıyor, tutmuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, bugün böyle oldu. Ne güzel değil mi böyle canlı canlı, çok samimi bir ortamda. Çok teşekkür ediyoruz tüm kadın balıkçılarımıza da rastgele diyelim. Efendim zaman daralıyor malum, bugün cuma. Konuşmacılardan biraz hızlı olmalarını istirham edeceğiz. Beykoz Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Sayın Zeki Demirtaş hitap edecekler. Kendisini davet ediyorum. Sayın Başkan buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Birlik Başkanım, müdürlerim, sivil toplum kuruluş başkanlarım, balıkçı kooperatif başkanlarım, değerli balıkçı arkadaşlarım. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu küçük ölçekli balıkçıya boya ve donatım desteğine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, küçük ölçekli balıkçıya yapmış olduğunuz destekten dolayı balıkçı arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şunu belirtmek isterim. Balıkçı arkadaşlarım yapmış olduğunuz boya bakım ve donatım ekipmanları bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Bölge balıkçımızı önermeniz, hatırlamanız, dokunmanız bizleri çok memnun etmiştir. Bu kıymetli yardımın tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını dilerim. Desteklerinizden dolayı devamını bekleriz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Sayın Erdoğan Kartal hitap edecek. Alkışlarınızla davet ediyorum. Lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum. Necla Hanım, kadın balıkçımız doğal bir ortamda tabii ki bu kadar güzel insanlarla bu kadar kalabalıkta heyecanlanması çok doğal. Buradan baktığınız zaman hepiniz bana hak verirsiniz. Sayın Başkan, hanımefendiler, efendiler, hepinize bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünün bir anlamı var. Aslında biraz daha fazla hazırlık yapmıştık konuşmamız için ama vaktimiz az. Başkandan alacak kısmına yazdık biz bunu. Ayrıca şimdi gerçekten hatırlamak, hani yaşlı bir anneyi yılda bir de ziyaret etmek onun açısından çok önemli. Yıllardır, belki 100 yıldır diyebilelim, ilk defa böyle küçük balıkçının hatırlanması gerçekten küçük balıkçının duygularını fazlaca kapattı. Çok önemli bir dönemde ve inanın ihtiyaçların çok fazla olduğu bir dönemde böyle bir şey hatırlanarak yapılması zaten gönülleri fethetmiş bir olay. Buna ihtiyaç var mıydı? Çok ihtiyaç vardı. Bugün gerçi şunu samimiyetle söylüyoruz, küçük balıkçımız, kıyı balıkçımız bırak teknesini boyamayı, yılın teknesini mazot alma şansı bile şu anda az. Biliyorsunuz balıkçılık her gün azalıyor. Bugün onu konuşmayacağız. Çok kısa başkanım bir anı var. Onu sadece başkana değil, Ankara'da bir gün tarım fuarına katıldım. Orada Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi'nin standını gördüm. Ben de Karadenizli olduğum için kan çekiyor. Gittim, sohbet ettik, bir çay içtik. Ya dedim, nasıl bu adresiniz? Siz daha önce evet vardınız ama bugün Ankara'da varsınız ve bütün marketlerde Tonya Süt Ürünleri'nin ürünleri satıldığını görebilirsiniz. Şu anda da görebilirsiniz. Tek kelimeyle bir, tek kelimelik bir olay. Yönetim değişti dedi. Yani bu aslında o gün çok anlamadığım ama sonradan çok anladığım ve bugün de hiç hafızanın çıkmayan bir olay. Onun için Sayın Başkan'a bir teşekkür daha ediyorum.
tarımla ilgili öyle bir güzel ekip kurmuş ki müdüründen, genel müdüründen, daire başkanına öyle dokunuyorlar ki onun için de hem sizlere hem onlara çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan Kartal Beyefendi'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerine. Efendim bir istatistik diyor ki İstanbul'daki balıkçı teknelerinin %10'u büyük, %90'ı küçük ölçekli. Ama tutulan balığın %90'ını, bu %10'luk büyük tekneler, %90 olan tekneler ise sadece %10'unu tutuyorlar. Dolayısıyla küçük esnafımıza destek olmak gerçekten ama gerçekten çok önemli. Onlara dedi ki asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu güzel sunum sahibi gelecek. Lütfen karşınıza davet ediyorum. Sayın Ekrem Yamanoğlu. Öncelikle gecikmemiz için kusurumuza bakmayın. Biraz deniz yolunu tercih edelim derken hafif bir aksamayla tekneyle buluşmamız uzadı. Affınıza sığınıyoruz. Buradan çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Volkan Bey'e yeni görevinde başarılar dilerim. Aynı zamanda parti mensubiyemizi selamlıyorum. Çok kıymetli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri ve özellikle muhtarlarımız bizimle beraber ama bugünün ev sahibi olan balıkçılarımızı temsilcileri, ilk başkanımızdan bütün üyelerine varıncaya kadar bizimle beraber daha da özeli esas ev sahibi Beykozlar burada, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler bizi karşıladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Önce şunu söylemek isterim. Balığın bereketi bol olsun. Denizlerimizin temiz, korunaklı bir şekilde hayatını sürdürmesi ve denizlerimizin korunduğu şekliyle bize o fışkıran bereketini sunması hepimizin dileği. Ve daha birkaç gün önce bir espri anımı paylaştım. Belki benim bu yaşadığım başkanımız daha çok yaşıyordu ama bundan 3 sene önce Trabzon'a ziyarete gittim. 6 sene oluyor. Bir hemşerim dedi ki yollamam seni bu akşam özel bir balık yiyeceğiz. Ya balık için kalınmaz. Vallahi kalınır dedi. Ben uçağımı erteledim. Ve bir yemeğe davet ettiler. 3 tane balık koydu tezgahın üstüne. Ya balığı bir yerden tanıyorum da tanışıklık demiyor bana. Yani öyle bir durumda. Çünkü tanıdığım balık da çok büyük. 900 gramın üstünde, tanesi 900 gramın üstünde istavrit yedim ben. Yani istavrit, tanesi 900 gram üzerinde. 3 tane böyle bir ızgarasıyla istavrit. Hayatımda böyle lezzetli bir balığı tatmamıştım. Dedi ki bana böyle dedi o değerli dostum. Senede bir düşer dedi. Denk düşer dedi. O da böyle Gürcistan'a yakın taraflardan gelmiş vesaire. Sonra babama bunu anlattım. Dedi ki çocukken dedi balık yani eve giderken aldığımızda benim elime verdiklerinde istavritin kuyruğunu yesürerek götürdüğümü hatırlıyorum dedim. Artık yok dedi. Şimdi denizlerimizde bu artık yok kelimesi can sıkıcı, üzücü. Balığımızın bu anlamdaki bereketi çok önemli. O bakımdan burada bugün çok önemli ve değerli bir iş yapıyoruz aslında. Belki ihmal edilmiş, belki unutulmuş ama biz artık zaten unutulan ne var ise hayatımızda değer kalacak, değerli kılacak. Bunları unutmamak, unutturmamak, eksiklikleri gidermek, hataları düzeltmek, daha iyisini yapmak için göreve geldik. O bakımdan bu görevimizi layıkıyla yapabiliyor ve bu şehrin her insanını, bu şehrin her konusunu, her gündemini iyileştirme gayretlerimiz karşılık buluyorsa ne mutlu bize. Gerçekten görevimizin çok özel anları var. Üreten İstanbul noktasında tarıma verdiğimiz, balıkçılığa verdiğimiz bu gibi katkıların çok karşılık bulduğunu görüyorum. Yani örneğin köyünde eken biçen insan sayısı o kadar azalmıştı ki şimdi ziraat odalarının sayılarına göre artık köyünde İstanbul'un köylerinde eken biçen bizim tohum desteklerimizle birlikte sayısı 10 katını geçti. Yani biz görev aldığımızda bugün arasındaki sayı kayıtlı çiftçi sayısı 10 katını aştı ve daha da büyüyor. Demek ki siz fırsat verirseniz İstanbul'un tarlalarında da bereket fışkırır, denizinde de bereket fışkırır. O bakımdan İstanbul'un tam anlamıyla bir balık şehri olduğunu zaten biliyoruz. Ve bunun yaşatılması konusunda özenli gayretimizi daha da büyüterek devam edeceğiz. Bugün gerçekten tam da karşısında bulunduğumuz Balıkçılık ve Su Ürünleri Meslek Lisesi kurulmuş bu şehirde. Ve bu su ürünleri fakülteleri açılmış ki birisi yani bu su ürünleri fakültesinin Türkiye'de kuranlardan birisi de çok yakın bir akrabamdır. Profesör Mehmet Salih Çelikkale. Ve onun aslında denizlere katkısı ta 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda çok özenli çalışılmış bir sahadır. Heyecan verici, aslında bizim çok faydalanmamız gereken kıyısı denizlerle çevrili, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Aynı zamanda İstanbul zaten denizsiz köşesi yok. Böylesi doğası güçlü bir kentte işte bizim
bu ve buna benzer hatlar büyüten, koruyan, bize moral veren, katkı veren, yaşama tutunduran, doğayı güçlendiren bütün adımları atmak sorumluluğumuz var. Bu kapsamda bugün az önce sunucu dostum da ifade etti, turun %91'i küçük teknelerden oluşuyor bu mesleği yapanların. Evet, belki hacimleri o kadar değil ama onların tadı, onların varlığı, onların duruşu aslında hepimize moral verir. Onların Boğaz'daki hararetli çalışmaları, emekli, bazen akıntının tersine çektirme yapmaları, orada duruşlar vesaire hepsi bizi heyecanlandırır. O bakımdan şehrin ruhunu korumak aslında geleceğe dair de bu kentte yaşayanların umudunu artırmak anlamına gelecek. Bu bağlamda biz ilk bu desteği veriyoruz. Onların işini bir miktar kolaylaştırıyoruz. Ekonomik koşullar çok ağırlaştı. Az önce değerli başkanımız da ifade etti. Belki teknesinin mazotunu bile alamıyor esnafımız. Hayat öyle enteresan bir boyuta evrildi ki cebimizdeki para küçüldükçe küçüldü. Gelirimiz, harcamalarımız karşısında ne yazık ki küçüldükçe küçüldü. Bu kötü ekonomi yönetiminin bizi taşıdığı boyuttur. Bundan, bu kusurdan kimse sıyrılamaz. Bakın, dünyada savaşın içinde olan ülkeler bile ekonomisini büyütebiliyorsa ya da enflasyon altında halkını ezdirmiyorsa, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak neredeyse 3 haneli enflasyon rakamlarına tırmanmışsak, bu tam bir basitsizlik, tam bir beceriksizliktir. Bunun başka bir adı yok. Bu bağlamda insanların aldatan, teknikten, akıldan, bilimden uzaklaşan bir uygulama süreci ülkemizi kötülüklere, ekonomik sıkıntılara doğru sürükler. Hatta Allah korusun batırmanın eşiğine kadar getirebilir. Bu noktada biz işte kentimizin de insanlarıyla konuşuyoruz. Biz aslında bunların icadını yapmış değiliz. Benim yönetici dostlarım müdürlüğünden dair başkanlığına, genel sekreter yardımcılığından genel müdürlüğüne, iştiraklerimize, bütün vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Derdiniz ne? Sıkıntınız ne? Biz hangi sıkıntınıza derman olabiliriz? Hangi probleminize ilaç olabiliriz? Öyle değil mi anneciğim? Onu soracağız. Annem derdini sormadan ben buna bakarak nasıl anlayabilirim? Ona soracağım. Onu dinleyeceğim ve çözüm bulacağım. Bizi millet bunun için seçiyor. Kamu hizmeti. Bakınız, kamu hizmeti kültür olarak değişmeli. Kötü bir yere evrildi. Kamuya seçilen birileri sanki oranın mülk sahibiymiş gibi. Yani kendi malını yönetiyormuş gibi. Hayır, milletin malını yönetiyoruz. O bakımdan biz ihtiyacı olan insanlarımıza, gruplara, meslek gruplarına veya insanlarımızın belli kesimlerine bu tarz ihtiyaçları karşılayıcı hizmetleri sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bunun tek şey var, amacı var. Milletin malıyla milletin sorununu çözme çabasıdır. Ve bunu yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Vallahi de billahi, bu kadar sıkıntılı döneme rağmen, ekonominin bu kadar problemli bir zaman diliminde olmasına rağmen, enflasyonun tavan yapmasına rağmen, yaptığımız birçok hizmetin engellenmesine rağmen ne oluyor? Bizim bütçemizden bereket fışkırıyor. Biz hizmetlerimizi onun için büyütüyoruz. Tekne, bakım malzeme ve koruyucu ekipman desteğine 2021 yılında başladık ve o tarihten bugüne devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edeceğiz. Niye? Vallahi bizim hedefimiz 2024'te 5 yıl daha yetki almak. ...2029'da da almak, 2034'te de almak. Bakın, bu anlayış, sosyal demokrat anlayış, halkını düşünen anlayış kazanmalı. Çünkü bizim kazandığımız anlayışta kaybeden yok. Bazı insanların kazandığı anlayışta ise onların dışında herkes kaybediyor. Bir avuç insan kazanıyor. O bakımdan biz artık meseleye bu gözle bakıyoruz. Onun için biz bu şehrin gündemine halk bakkalları, halk sütü, anne kartı. Nasıl anne kart? Anne bana dertleniyorsa ben çocuğumla sokaktan çıkıp sağlık ocağına bile gidemiyorum. İmkanım yok diyorsa ben anneme, o güzel annelere 0-4 yaş arası çocuğuyla beraber dolaşabilme imkanını bu şehir ekonomik olarak zenginliğini elde edene kadar vermekle yükümlü bir belediye başkanıyım. Bana 2019 seçim kampanyalarının meydanlarında en az 2-3 kez sen kimin parasını kime dağıtıyorsun diye Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bana sormuştu. Ben de ona cevap vermiştim. Aynı şeyi devam ettiriyoruz. Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. Çok şükür israftan, ranttan bu şehri kurtardık. Milletin parseline imar veren anlayıştan bu şehrin belediyesini kurtardık.
İstanbul'un bereketini kaçırdılar, biz bereketini geri getirdik. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri birinin sofrasını yerde gördük ama ilk lafımız şu olmuştur. Bereketli olsun. Bereketli olsun deriz değil mi? Bereketin bol olsun. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun. İnşallah sizlerin destekleriyle sandıklardaki oy bereketimiz de çok büyüsün. Hep daha ileriye bakacağız. Hep daha büyük hedeflere doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Enerjimiz, gücümüz bu şehrin, bu milletin yeter. Bütün başarıları kazanmaya yeter. 32-33 yaş ortalaması olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin gençliğinin var olduğunun farkındayız. Bu bağlamda güçlü hedeflere hep birlikte koşacağız. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Bugün verdiğimiz desteği de bütün balıkçı kardeşlerimize, dostlarımıza, ablalarımıza, abilerimize hayırla, bereketle, güle güle kullanmalarını diliyoruz. Yolumuz açık olsun. Değerli balıkçılarımızın geçenlerde tabii fırtınalar oldu, zarar görenler oldu, teknesi batanlar oldu. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Elimiz, yüreğimiz ve imkanlarımız yettikçe onların da yanında olacağız. Vakit darlandı. Onun için hızlıca hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bayram Taş'tan ve Emriye Demirtaş'tan Sayın Başkanımız yanına lütfen davet edelim. İki balıkçımıza temsili olarak destek paketleri takdim edilecek ve bir hatıra fotoğrafı için sizleri davet ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve diğer misafirlerimizi lütfen buyurun. Evet. Nerede Suriyeli dekanımız? Dekanımız buyursun. Suriyeli fakültemizin dekanı. Ayrıldı mı acaba? Hocam, sadece size söz verdik, veremedik. Allah'ınızı severseniz. Bak az önce Sayın Mehmet Salih Çelik Bey'i andım. Siz onu tanıyorsunuz. O sizin sizin koltuğunuzda da olur. Dekanlık yaptı biliyorsunuz. Harika. Çok güzel. Onu duydum. Kıymetli hocamız, değerli Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclis Üyemiz, değerli Birlik Başkanımız, değerli ablamız. Onlara hem katkıyı sunuyoruz. Bugün affedin biraz vakit darlandı. Buradan koşarak ayrılacağız. İzin isteyeceğiz. Sonra köyleri gezeceğiz Beykoz'umuzun. Buradan bütün öğretmenlerimizin ellerinde öpüyorum. Onların sayesinde biz bugün buradayız. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygıyla minnetle eliyoruz. Bize en büyük öğretmenliği yaptı, en büyük öğreticiliği yaptı. Hepinizin yolu bahtı açık olsun, balıkçılarımızın da bereketi bol olsun. Bu güzelliğimizi bir hatıra fotoğrafıyla tamlıyoruz. Küçük ölçekli balıkçılarımıza koruyucu donanım malzemeleri hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Bir fotoğrafla bugün özdeşleştiriyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz efendim. Mutlu, güzel günler diliyoruz.